Arkadaşlar merhabalar bu videomda mikro orijinal Yayınları'nın hazırladığı TYT Geometri Soru Bankası kitabında dairede alan konusundaki ÖSYM tarzı test 4'ün çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. Yukarıda tekerleklerinin kesiti daire biçimde olan bir traktörün düzlemsel görüntüsü verilmiştir. Ön ve arka tekerleklerin boyları sırasıyla 120 ve 180 santimetredir. Yani bunun yarıçapı 90 santimetre öbürünün yarıçapı da 60 santimetre olarak verilmiş bize. Şimdi ne diyor burada? Düz bir yolda belirli bir mesafe ilerlediğinde ön tekerlek arka tekerlekten 50 tur daha fazla dönüş yapmış. Bu x tur attıysa x tur attıysa bu ne yapıyor? x artı 50 tur atıyormuş. Peki bu x tur attığındaki gittiği yolla aynı traktöre bağlı ya bunlar. Bunun x artı 50 tur attığındaki gittiği yol aynı değil mi? Evet. Yani bunun gittiği yol ne yapacak? 2 pi r çarpı x mi olacak? Evet eşittir. Bu da 2 pi r yarı çapı 6 ama x artı 50 turu birbirine eşit olacak. E, gerekli sadeleştirmeleri yapalım böyle. Sıfırlar sadeleşsin. 6, 3'e bölüşe böl. 3, 2. Yani burada 3x kaldı. Burada da 2 ile bunun çarpımı 2x artı 100 kaldı. Buradan da x'i kaç bulduk? 100 bulduk. Yani şu 100 tur attığında bu 150 tur atıyor. E gittiği yol soruluyor bize. E bunun 100 tur gittiği yolu bulalım. 2 pi şu tekerlekten bakalım yani. 2 pi kadar gidiyordu. E 100 tur attığına göre çarpı 100 ya da 2 pi 60 deyip 100, çarpı 150 de diyebilirdik. Fark etmez. O zaman bu da kaç yapıyor? 18 0 0 0 değil mi? 1 2 3 tane 0 pi yapıyor. Ama bu santimetreye kaç metre yol almıştır diye soruluyor. 2 tane 0 attığımız zaman 180 pi yapar. Evet örnek 1'i böylelikle cehan bulduk. Geldik örnek 2'ye. Şekilde mavi ve pembe renkli iki daire verilmiştir. Mavi dairenin kenarları eşit aralıklarla 1, 2, 3, 4, 5, 6 bölgeye. Her bir bölge 360 bölü 60 yapar. E, pembe de 360 bölü 4'ten her bir bölge 90 derece yapar mı? Yapar. Sonra ikişer noktaları çakışacak şekilde üste konuluyor. Mavi dairenin alanı pembe dairenin alanının kaç katıdır diye soruluyor arkadaşlar bize. Şimdi şu iki noktası ortak. O zaman bu iki noktası ortaksa şunu düşünebilirim ben. Hocam bu ortak şeyden gidebilirim. Şimdi merkez burasıysa en etkili silahımız yarıçap çizmek. E burası 60 derece ya. Bir eşkenar üçgen mi çıktı? 60 60. Burası da R, Burası da R olduğundan dolayı x kenar 60 60 yaptı. Hatta burada da şöyle şey yapacak olursak arkadaşlar şurası 90'ı görüyor. Çünkü her bir iki nokta kırmızıdaki iki nokta e, arasındaki ölçü 90 derece e, O zaman burası da 90 derece yapıyor. O zaman ben buraya 1 diyecek olursam 1 1 kök 2 yapıyor burası. Şöyle siyahla yazayım istersen. Şunlar 1 bir, 1 iken burası kök 2 yapar. E bu da eşkenar üçgen olduğundan R de kök yapacaktır. Evet alanlar oranı isteniliyor bizden. Mavi dairenin alanı. Yani pi kök karesi. Kök 2'nin karesi bölü pi 1'in karesi isteniyor bizden. Birine r deyip de r kök 2 r'li de yazabilirdik ama oran istenildiği için bu şekilde yazdık. O zaman cevap ne yaptı? 2 pi bölü pi'den cevabımız pi 2'ye eşit oldu. Yani pi'ler sadeleşti. O zaman cevap c an oldu. ikinci soruda. Geldik 3'e. Şekilde birim kareler üzerine merkezleri gösteren 6 adet çember çizilmiş. İşte boyalı bölgenin çevresi isteniyor bizden. Arkadaşlar çemberler birbirine diyor. Merkezleri birleştir, merkezleri birleştir, merkezleri birleştir yapınca şurada bir dikdörtgen hatta kare mi çıktı? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kare çıktı. Neyse. Bizden şunun çevresi isteniyor. Arkadaş bunu bulacağım. Yarı çapı kaç olan? 3 olan bir çeyrek daire. Başka var mı? Yok. Yani 2 pi r bölü 4 artı sonra yarı çapı 2 olan bak şunu bulacağım. Yarı çapı 2 olan bir çeyrek daire. Burada da yarı çapı 2 olan bir çeyrek daire var. Şöyle bakacak olursak. Yani 2 pi r bölü 4'ten 2 tane var. Sonra burası var yarım daire. Burası var yarım daire. Yarı çap 1 olan 2 tane yarım daire. Yani 2 pi r bölü 2'den 2 tane var. E bir de çeyrek daire var yarı çap 1 olandan. Artı 2 pi r bölü 4. İşte bunu toplayacağız. Sonuç çıkacak arkadaşlar. E o zaman burada kaç yapıyor bu? Burası 3 pi bölü 2 yapıyor. 3 pi bölü 2. Şurası da şunlar sadeleşince 2 pi yaptı. Artı 2 pi. Artı şunlar sadeleşince 2 pi yaptı burası. Artı burası da pi bölü 2 yaptı. Şu 4 yaptı. Bu da 4 pi bölü 2'den 2 pi yaptı. Topladığımız anda 6 pi mi yapıyor? Evet cevap 6 pi oldu. Yani 3. soru böylelikle C han oldu. Geldik 4. soruya. Şekildeki üst kısmı büyük yarım çember yayından alt kısmı da çapı üzerine yerleştirilen küçük eş yarım daireler. Evet şu çap üzerine yerleştirilen küçük yarım daireler var. Bu şemsiyenin çevresi arkadaşlar normalde şöyle bir şey var. Şu yayların toplamı normalde şuraya eşit. E, o zaman ne olacak? Bu artı şu yayların toplamı iki bak şunların toplamı bir yarım yapıyor ya yukarıdaki. E, burası da bir yarım. Tam bir yarım daire yapıyor. Yani tam bir daire yapıyor. Yani 2 pi e, r eşittir 8 pi deyip de sonuca ulaşabilirsiniz aslında. E ondan sonra da alanı isteniyor. Ya da bu böyle aklınızda kalmazsa da normal uzun yoldan da yapabilirsiniz ama aklınızda bulunsun. Böyle şeyler gördüğünüz zaman hocam şöyle bir yarım daire varken şöyle ikisinin toplamı mesela şu ikisinin toplamı buna eşittir. Ya da bundan şöyle bir şey var. 3 tane var şöyle. Şu üçünün toplamı şuna eşittir deyip o şekilde de bir mantık üretebiliriz. Ya da dersiniz ki buraya RR, buraya da RR, buraya da RR, buraya da RR dersiniz. Buraya da R. R. Uzun yolla yapayım isterseniz. Hocam burası yarı çapı kaç R yapıyor? 4R yapıyor. 2 pi bak şurayı buluyorum öncelikle. 2 pi 4R bölü 2 artı bir de 2 pi R bölü 2'den kaç tane var? 4 tane var deriz. O da kaç yapıyor? Bak şunlar sadeleşti. 4 pi R. Şunlar sadeleşti. 4 pi R. 8 pi R mi yapıyor? Evet. Yani şöyle bakacak olursanız 2 pi 4 R'de bak 8 pi R yapıyor. Gerçekten e, ee, yarı çapı 4R olan bir tam daire demiştim biraz önce. Aynı şeye ulaşmış olduk. Neyse 8 pi re. Hocam 8 pi re, 8 pi eşit verilmiş. R'yi de buradan kaç buluruz? 1 buluruz. R1 bizden ne isteniyor? Bu dairenin alanı isteniyor. Bu dairenin alanı nedir? Şemşeğinin alanı. Hocam büyük yarımdan yarı çapı 4 olandan yani pi r kare bölü 2'den 1, 2, 3, 4 tane yarım daire. Yani pi r kare bölü 2'den 4 tane çıkartacağız. 16 bölü 2, 8 pi eksi bu da 2 pi yapar. Yani cevabımız ne yapar? 6 pi yapacaktır sevgili gençler. Evet dördüncü soru böylelikle akçay oldu. Geldik beşinci soruya. Ayak boyları eşit. Bu şekilde uzunlukta olan bir pergel. Ayaklar arası açıklığı şekil birdeki gibi 90 derece yapıldığında pergelin çizildiği dairenin alanı 12 pi. Evet şu şekilde. Ayak boyları eşit ya. Şöyle buna ait bir daire çiziyorum böyle. Yarı çapı reyken. yani pi r kare eşittir 12 pi ise o zaman R'yi buradan kaç buluruz? Kök 12 yani 2 kök 3 olarak buluruz. Evet şurayı 2 kök 3 olarak bulduk. Şimdi burası 2 kök 3 ya. Şu ikizkenar kenar dik üçgen değil mi? 90 derece açtığımızda. ikiz kenar dik üçgen. E 90 derece açtığımız zaman bu şekilde oluştu. O zaman burası ne yapacak? 2 kök 3 bölü kök 2. Normalde dik kenarda hipotenüse geçiş kök 2 katı. Kök 2'ye bölümüş halde burası yapacak. Yani kök 2 ile çarptığımız zaman 2 kök 6 bölü 2'den kök 6 yapar burası. Hocam Aynı şekilde buraları da kök altı kök altı. Bu sefer 120 derece açtığımda oluşan daire. Hocam kök altı kök altı kök 18 mi yapıyor burası? Evet kök 18 yaptı yarı Bu sefer bu şekilde açtığımda oluşan dairenin alanı isteniyor. Yani direkt pi kök 18'in karesi yapmaz mı? Yani cevap 18 pi yapar. Evet güzel bir soru. Beşinci soru balık kesir yaptı. Geldik altıncı soruya. Yukarıda düzlemsel görüntüsü verilen bebek arabası tasarımında yatak kısmı da yarım daireden, şu şekilde yarım daireden, güneşlik kısmı çeyrek daireden oluşmaktadır. Bebek arabasının boyutlarıyla ilgili bazı uzunluk bilgileri aşağıda verilmiştir. Şurası 120 verilmiş. Yani bunun yarı çapı kaç verilmiş? 60 verilmiş. E hocam yarı çapı 60 ya. Burası da 60 değil mi? Evet. E Şimdi burası 60 olduğundan buraya da kaç kaldı o zaman? Şuraya da kaç kaldı? 40 kaldı. E o zaman burası da 40 yaptı. Bebek arabası, arabasının yatak ve güneşlik kısmının toplam alanı nedir? İşte 60'lık yarım daire. Pi 60'ın karesi bölü 4. Yarım daire bölü 2. Artı çeyrek daire. Pi 40'ın karesi bölü kaç yapıyor? Pi 40'ın karesi bölü 4 diyeceğiz. 36 bölü 2'den 180 1800 pi yaptı burası. 16 bölü 4'ten burası da 400 pi yaptı. Topladığımız anda 2200 pi mi yapar arkadaşlar? Evet cevap 2200 pi yapar. Yani kaçın soru? Şöyle 6. soruyu böylelikle Balıkesir bulduk. Geldik 7. soruya. 7 adet eş dairenin 3 tanesi şekil 1'deki gibi 4 tanesi de şekil 2'deki gibi bu şekilde birbirine teğet olacak şekilde konulmuş. Sonra şekil 1'deki dairelerin merkezlerinden geçen dairenin alanı 4 pi olarak verilmiş. Ee, önce 3 tane daireyi koymuş sonra bunların merkezlerinden geçen daire bu şekilde verilmiş. Dört tane konulmuş. Bunların merkezlerinden geçen daire de ayrı da bu şekilde verilmiş. Gençler öncelikle çemberler birbirine diyor. Ne yapıyorduk? Merkezleri birleştir yapmıyor muyduk? Evet. Merkezleri birleştir yapıyorduk. E hocam burası R. Burası R. Burası R. Burası R. Burası R. Burası R. Şimdi bunun bu eşkenar üçgen çıktı. Eşkenar üçgenin nesi oldu arkadaşlar burada? Eşkenar üçgenin çevrel çemberi çizilmiş oldu burada. Çevrel çemberin merkezi tam olarak burada olur. Çevrel çemberin merkezi nerede? Yükseklerin kesim noktasında oluyordu. O zaman ben burada onu bulmaya çalışacağım. Ve bu arada yarıçaplar falan verilmiş mi? Verilmemiş. Ki zaten şekil 2'deki dairenin merkezinden geçen şekil 1'deki dairenin merkezinden geçen yarıçap zaten bulabilirim ben. 4 pi ya. Hocam pi r kare demeyeyim de şuraya a diyeyim. Şuradaki çemberin yarı a diyeyim arkadaşlar. Evet a. Şöyle bakacak olursak. Çünkü bunun çevrel çemberi şurası a oluyor. Hatta burası da a. Pi a kare 4 pi'ye eşitmiş. A'yı da buradan 2 buluruz. Yani A2. Hocam burası 90 derece ya. E, bunlar aynı zamanda yükseklik yapıyor. 30-30 yapacak buraları. E, 90'ın karşısı burayı kaç bulduk biz? 2 bulduk. 30'un karşısı 1 yapar. 60'ı karşısında kökü yapar. Yani her bir çemberi ne bulduk arkadaşlar? Biz yarı çapını köküç olarak bulduk. E o zaman burada da arkadaşlar çemberler birbirine değiyor. Merkezleri birleştir. E ben buradaki her bir çemberin yarı çapını ne bulmuştum? Köküç olarak bulmuştum. E o zaman burası köküç. Burası da köküç. Burası da köküç. Burası da kök 3. Bu sefer benden ne isteniyor? Buradaki karenin bak dikkat et kare bu. Karenin nesi isteniyor arkadaşlar? Karenin çevrel çemberi isteniliyor bizden. Hadi bakalım karenin çevrel çemberini bulmaya çalışalım. Çevrel çemberin de çevrel çemberinin alanı isteniliyor daha doğrusu. E karenin çevrel çemberi arkadaşlar karenin çevrel çemberinin merkezi neresidir? Tam ağırlık merkezidir. Köşegenlerin kesim noktasıdır. Yani burası 45 45 90 üçgeni yapar. E o zaman burası 2 kök 3 ise şuraları da ne yapacaktır arkadaşlar? Şuraya da BB diyelim isterseniz. Burada B neye eşit olacaktı? Normalde dik kenardan hipotenüse geçiş kök 2 katsa hipotenüsten dik kenara geçiş kök 2'ye bölünmüş hali. 2 kök 3 bölü kök 2. Kök 2 eşitleniyle çarparsak biz bunu 2 kök 6 bölü 2'den kök 6 buluruz. Evet burayı kök 6 bulduk. İşte bu dairenin bak buraya kök 6 bulduk ya bu dairenin alanı pi kök 6'nın karesi isteniyor. O da kaç yapar? 6 pi yapar. Güzel bir soruyormuş. 7. soru böylelikle C han çıktı. Ve geldik son soruya. Evet. Bütün çember ve dairenin aslında daire alanının da bütün bu konunun son sorusuna geldik. Aşağıda kenar uzunluğu kökü santimetre olan düzgün altıgen verilmiş. CD doğrusuna C noktasında. Bak CD doğrusuna bu doğruya. Sonra hatta o doğruyu şöyle göstereyim istersen. Şöyle bu doğruya C noktasında. Ve DE doğrusuna da E noktasında diyor. Şuradaki doğruya da E noktasında teğet olan diyor. Arkadaşlar ben öyle bir çember çizeceğim ki hem C noktasında hem de E noktasında teğet olacak. Yani şöyle bir çember olacak arkadaşlar. Şöyle ve şöyle bir çember. Evet şimdi bu çemberin altıgenin içinde kalan kısmının uzunluğu nedir diye soruyor. İşte buradaki uzunluk isteniyor arkadaşlar bizden. E ne yapacağız arkadaşlar? Şimdi burada ben Şurada şu köşegeni çizecek olursam burası 90 derece değil mi? Evet. Şimdi zaten merkez teğet çektik oluyor. Ya buradaki çizilen dik yani bu dik doğrunun üstünde merkez olacak. E hocam buradaki dik merkez teğet çektik ki de burada düşünsek aynı zamanda çektik. Hatta bu köşegenden dolayı o da burada değil midir? Evet. E bu teğet dik olduğu yerde arkadaşlar bu teğet dik bu teğet dik bu da merkezden geçiyor. Bu da merkezden geçiyorsa ikisinin kesim noktası nedir? Tam çemberin merkezi olmaz mı? İşte bu çemberin merkezi A noktasıdır. E hocam burası 120 derece. Kök 3 kök 3. E kök 3 katı. 30 30 120 üçgeni geldi ya burada. O zaman kök 3 katı ne yapıyor? 3 yapıyor. Yani bu çemberin yarı çap uzunluğu kaç yaptı arkadaşlar? 3 yaptı. Ama benden ne isteniyor? Altıgen içerisinde kalan çemberin altıgen içerisinde kalan yay parçasının uzunluğu isteniyor. O da kaç derece? E hocam burası da 30-30 ya. Tamam da 120. Buraya da 60 derece kaldı. 60'lık yay uzunluğu isteniyor. Yarı çap 3. Yani 2 pi r. Çok güzel bir soru bu arada. 60 bölü 360 isteniliyor bizden. O zaman sıfırlar sadeleşsin. Şu 2 kere 3 6 36 bu da sadeleşti. E direkt cevap ne yaptı arkadaşlar? Pi yaptı. Güzel bir soru. ÖSM'de bunun benzeri bir soruyu sormuştu zaten haberiniz olsun. 8. soruyu da cevap bulduk ve böylelikle bu konuyu bitiriyoruz. O zaman bir sonraki videoda bir sonraki konuda analitik geometri konusunda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.